Herkese merhabalar, bugün mutfaktayım. Kırmızı erik pestili yapımını sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu eriğin cinsi ne? Hangi şey? Bu İtalyan türü bir erik, çok güzel bu. Bu hafta bir pazarda bir içi kırmızı eriğin kilosunu ucuz bulunca ben 7,5 TL'den 2 kilogram, 5 TL'den de 2 kilogram, toplamda 4 kilo aldım. Aslında kanalımda birçok meyvenin pestil tarifi var. Linklerini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Onları da izleyiniz derim. Erikleri birkaç su tertemiz yıkadım. Çünkü kabuklarıyla kaynatacağım. Zirai ilaç etkileri olabilir. Buna dikkat edelim. Cinsinden herhalde çekirdeklerini çıkaramadım. Ve çekirdekleri de içinde kalacak şekilde birkaç yerinden keserek bu şekilde 2'ye 3'e ayırdım. Bir kaba biriktirdim. Daha sonra da çukur bir tencerenin içerisine aldım. Hiçbir pestile şeker koymam. Eriğin buruk tadının gitmesi için sadece bir su bardağı toz şeker ilave ettim. Bu kadar. Diğer yaptığım pestillerde asla şeker kullanmadım. Bir su bardağı şeker, bir su bardağı da su ilave edip orta derecede ateşin üzerinde kaynamaya bıraktım. Ağzı kapalı olarak. Dibi tutmaması için sürekli karıştırdım. Bu köpükleri de almadım. Kaynadıkça köpükleri de gitti. Tencerenin kapağını ara ara açıp bu şekilde karıştırmaya devam ettim. Yaklaşık bir saat içerisinde erikler yumuşadı. Ve daha sonra ocağın altını kapatıp soğumaya bıraktım. Soğuduktan sonra süzgüye aldım biraz ve önce kaşıkla daha sonra el ile geçirdim. Meyveler gerçekten şu sıralar çok fiyatlı ama pestili ezik meyvelerden yaptığımızdan akşamüstüleri pazarda ucuz bulduğunuzda hemen alınız. Her türlü meyvenin pestilini bu yöntem ile yapabilirsiniz. Bilhassa ezik incir bulduğunuzda incir pestilini deneyiniz derim. Çok lezzetli. Onu şekersiz yapınız. Tamamını süzdüm. Çekirdeklerini de yıkadım. Geri dönüşüm projelerinde kullanacağım. Fırın tepsisi ve fırın kağıdı serdikten sonra 6 kepçe, 2, 3, 4, 5 ve 6 kepçe döktükten sonra spatula yardımıyla düzledim. Ne ince olsun ne kalın olsun. İnce olursa çabuk kurur, kalın olursa da geç kurur. Diğer fırın tepsilerine de 6 kepçe yerleştirdim, döktüm bu şekilde ve spatula ile düzledim. Erik pestilinin yoğunluğu ne duru ne koyu gördüğünüz şekilde, tepsiyi de sallayınca düzleşti. Biraz arttı, onu da plastik şişeye doldurdum ve buzluğa atacağım. Yine kanalımda kayısı şeftali suyu nasıl yapılır, dondurması nasıl yapılır anlattım. Linkini açıklamalar kısmına bırakıyorum. İzleyebilirsiniz. Terası tertemiz yıkadım. Ve pestilleri yerleştirdim. Kurumaya bıraktım. Akşamüstü geldiğimde şaşırdım. Hava o kadar çok sıcak ki hemen kurumuşlar. Birkaç saat daha kaldıktan sonra o gün alacağım. Gördüğünüz şekilde kağıttan ayrılmakta. Aslında pestil 2-3 günde olur. Bunlar bir günde oldu. Çünkü çok kalırsa kurur. Tozları gidinceye kadar nemli temiz bir mutfak beziyle sildim.
Önce kağıtlarından ayırmak için dört kenarını ayırdım. Kağıda harika rengi geçmiş. İkinci kenarı, üçüncü ve dördüncü kenarını ayırıp daha sonra çıkardım. Bakınız gayet kolay ayrılmakta. Çok kalırsa sert olur. Havanın sıcaklığı ve durumuna göre bu erik pesteli 2-3 günde olur. Benimkiler bir günde oldu. Diğer kağıtları da çıkardım ve bunları da muhakkak geri dönüşüm projelerinde kullanacağım. Işığa tutunca bakınız ne kadar şeffaf elim gözükmekte. Rengi de süper oldu. Bir tarafı parlak, arka yönü mat. Şimdi geliniz bunu nasıl yerleştiriyorum. İkiye kestim. Mutfakta kullandığım bir makas ile. Bıçakla biraz zor kesilebilir. İncir pesteli gibi değil. Muhakkak makasla deneyiniz. 1,5 santim eninde kestim. Bu şekilde kendi etrafında rulo yaparak plastik kaba yerleştireceğim. Tabii önce bir tanesini yedim. Gerçekten güzel olmuş. Bir tarafı mat, bir tarafı yapışkanlı ve bu şekilde sararak yerleştiriyorum. Şeffaf kutuya bir sıra yatay, bir sıra dik olarak bu şekilde sararak yerleştirdim. Görseline de önem verelim. Tabii ki isteğe bağlı, ortasına ceviz, fındık, fıstık sarılabilir. Ama ben bu şekilde sade yaptım erik pestilini. Diğer incir pestilinde ortalarına fındık ya da ceviz ilave ederek sarıyorum. Pestilin fırın kağıdı değen kısmı mat, üstte güneş gören yerse parlak. Bu şekilde parlak kısım içe gelecek şekilde tamamını sardım. Tamamını sardım. Bu kadar çıktı. Görünüşü neye benziyor? Çikolataya. Bence her türlü ezik meyveden pestil yapınız derim. Çok yaparsam derin dondurucuda saklıyorum. Yiyeceğim kadar çıkarıyorum. Ama bu uzun süre dışarıda kalabilir. Buzdolabı rafında da saklayabilirsiniz. Bugün sizlere yapımı çok basit ve kolay olan erik pestilini anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Şimdilik İzmir Ödemiş'ten başka projelerde görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşça kalınız, sevgiyle kalınız, sağlıkla kalınız diyorum. Bir de asla hobisiz kalmayınız diyorum.